Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27 Kasım'da başlayan Türkiye Yelken Federasyonu Uluslararası Yelken Ligi Ilca 1. Ayak Yarışları ve milli takım seçmeleri tamamlandı. Yüzlerce sporcunun ter döktüğü yarışların sonunda düzenlenen törenle başarılı sporcular madalyalarına kavuştu. Uluslararası Yelken Ligi Ilca 1. Ayak Yarışları ve milli takım seçmeleri sona erdi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27 Kasım'da başlayan Türkiye Yelken Federasyonu Uluslararası Yelken Ligi Ilca 1. Ayak Yarışları ve milli takım seçmeleri tamamlandı. Antrenör arkadaşlarım, hakem arkadaşlarım ve tabii burada olmamızın en büyük nedeni olan çok sevgili sporcular. Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta yaklaşık 20 yıldır yapılamayan yarışların gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayvalık'ın bundan böyle deniz sporlarıyla da hafızalarda yer edeceğini vurgulayan Başkan Ergin, kentte yapılacak olan yeni yarışmalara kapılarının açık olduğunu söyledi. Ayvalık çok özellikli bir şehir ve şehrimizde gurur duyuyoruz, övünüyoruz Ayvalık'ımızda ve bu özelliklerinden biri de deniz sporu, rüzgarı, sporu çeşitlendirebileceğimize inanıyorduk. Az önce Federasyon Başkanı'nın söylediği cümleler daha önceden de duymuş olduğumuz cümlelerdi. İşte uzun zamandır burada yarış yok diye. Tabii bu bir Ayvalık için bir üzüntü verici bir durumdu. Bunu biz kulüp yönetimiyle de konuştuğumuz zaman çok istekliydik bu konuda ve bu isteğimizi kırmadıkları için Federasyon Başkanı'na ve yönetim kurumuna hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum Ayvalık Belediye Başkanı olarak. Ama bu burada kalmasın. Az önce de başkanımın söylediği gibi artık Ayvalık'ta Ayvalık'ı özlemesi lazım sporcuların. Her zaman bekliyoruz. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen madalya töreninde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği, Doğuş Yelken, Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Spor Derneği, Yalıkavak Yelken Spor Kulübü Derneği ile Bulgaristan ve Ukrayna'dan katılan yelkenciler madalyalarına kavuştu.